15 yıllık tecrübesiyle öğrencilere hizmet veren Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumlarına konuk olduk. Çok özel bir röportajımız var sırada. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Diyarbakır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 İklim Okulları İsmail Timur Hocam'ın yanındayız. İsmail Hocam, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler size de teşekkür ediyoruz. 7 İklim Okulları olarak TV8 International ekibine bize sunduğu bir imkandan ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Timur Hocam. Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Timur. 7 İklim Kurumlarında eğitim bilimleri hocası olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 14 yıldır bu alanda eğitim veriyorum ve 7 İklim Okullarında eğitim bilimleri koordinatörü olarak görev yapıyorum. Teşekkür ederim. 7 İklim Okulları olarak kuruluş tarihimiz nedir? Ne zamandan beri hizmet vermekteyiz? Tabii ki biz kimiz sorusu bizim açımızdan da önemli. Biz kimiz diye sorduğumuzda biz 2001 yılından bu yana 7 iklim yayıncılık gibi önemli bir yayın sektörünün en önemli ve en güçlü paydaşlarından biri olarak eğitim sektöründe hizmet vermeye başlayan Murat Şehir Koordinatörlüğü'nde 7 iklim KPSS kurumları biçiminde sadece KPSS değil DGS, ALES, Adli İdari Hakimlik Sınavı gibi birçok alanda hizmet veren önemli bir eğitim kuruluşuyuz. Peki hizmet yelpazemizi açtığımızda neler var? Özellikle 14 yıldır eğitim alanında hizmet veren bir kurum olarak daha çok KPSS odaklı yürüttüğümüz bu sistemde lise, ön lisans, lisans, öğretmenlik gibi birçok öğrenci sektörüne eğitim vermiş olduk. Bunun dışında KPSS odaklı yürüttüğümüz bu sistemin dışına taşarak DGS gibi, ALES gibi, Adli İdari Hakimlik Sınavı gibi birçok alanda da öğrencilerimizin kariyer planlanmasında sıçrama yapmaları anlamda önemli katkılar sunmaya devam ettik. Evet, 7 iklim olarak hedeflerimiz nelerdi burayı kurmadan önceki? Bizler 7 iklim KPSS boyutu hizmet veren bir kurumduk. Yaklaşık 4 yıldır sürdürmüş olduğumuz projelendirme çalışması doğrultusunda 7 iklim okulları olarak okullaşma anlamında önemli bir adım attık. Okullaşma boyutunda bu adımı atarken tabii ki çok ciddi hedefler önümüze koyduk. Bu hedefleri kısaca bazı tespitler ortaya koyarak özetlemeye çalışırsam, temel amacımız şu: üstün bir akademik başarıyı hedefleyen bir kurum olmakla beraber bizden hizmet alacak öğrenci arkadaşlarımızı bilişsel, duysal, psikomotor gibi çok yönlü bir şekilde gelişme gibi önemli bir hedefi önümüze koymuş durumdayız. Tabii ki bunu yaparken iyi bir eğitim ortamıyla, iyi bir donanımla, iyi bir materyal imkanıyla, iyi bir ölçme değerlendirme, iyi bir rehberlik servisi, iyi bir eğitim departmanı, iyi bir beslenme servisi ve benzeri bütün unsurlarla bunu yapma gibi önemli bir çabanın gayreti içerisinde olacağımızı belirtiyoruz.